Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın transfer gündemi değerlendireceğiz ve aslında maç haftasına girdik. Hiç maçı konuşmadık, oyuncuları hiç konuşmadık, son durumları hiç değerlendirmedik. Yarın sabah detaylı analizim gelecek. İki cepheye de bakacağız. Bu videom gelecek zaten biliyorsunuz ama ufak bir değerlendirme yapalım. Son Artem ile alakalı detayı vereceğim sizlere arkadaşlar ve transfer gündemiyle alakalı son değerlendirmeleri yapacağımız gene dolu dolu bir videoda daha karşınızdayım. Maxi Gomez bitti. İkinci santofor Artem Doğubek. En önemli hedeflerimizden bir tanesi. Şimdi bakın sağ kanada ve sol kanatta oynayabilen özellikle solda oynayabilen bir Masaurus'umuzu şu an gündemimizde. Artı e, Yusuf Yazıcı artı Artem Doğubek. 3 tane daha nokta transfer. 6 ve 8 numarada oynatabileceğimiz. Hani 6 ve 8 derken iki yönlü oynayabilecek bir Yusuf Yazıcı. Ne kadar savunma gücü zayıf da gözükse Yusuf Yazıcı'nın koşu temposu defansa yardım etmesiyle beraber mücadele de yapıyor artık zaten Lille takımında bunu da alışkanlık haline getirdi. Önemli bir e, hocayla çalıştı biliyorsunuz ve kendisini ciddi anlamda geliştirdi. Ve Yusuf Yazıcı orta sahaya bence noktanın noktası olacak. Artem Doğubek'in zaten olmazsa olmaz santraforlarımızdan bir tanesi. Hiçbir problem yok Artem Doğubek'te detayı vereceğim sizlere. E, zaten söylüyorum artık ezberlediniz neden dolayı olmuyor ama son dakikada sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Önemli bir detayımız var ama bizi sevindiren bir detay var Artem Doğubek cephesini. Onu bildireceğim sizlere ve değerlendirmeler yapacağımız. Ben sohbet etmek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten transferleri beklerken canım sıkılıyor benim de ve video çekmek istiyorum. Karşılıklı değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Sohbet ortamında güzel, keyifli bir video olsun istiyorum. Şimdi öncelikle Artem Doğubek'ten başlamak istiyorum. Artem Doğbek'i Trabzonspor takımımızın aldığı takdirde gerçekten çok büyük bir iş başlayacak. Benim çok fazla beğendiğim aynı zamanda da uzaktan, yakından, ceza sahasının çevresinden yakaladığını atabilecek yaş anlamında genç her türlü satabileceğimiz bir oyuncu. Dediğim gibi e, diplomatik sıkıntılar, para problemleri bu problemler çok rahat çözüleceğini düşünüyoruz. Ve biliyorsunuz Artem Doğubek'le alakalı birkaç tane daha takım vardı ve an itibariyle o takımların da olmadığı Trabzonspor takımımız yani maddi anlamda çok ciddi bir şekilde bütün yapılması gerekeni yaptığını söyleyelim. Çok ufak detaylar kaldı deniliyor ama detay falan kalmadı. Parasal anlamda ben kesinlikle bir problem olmadığını size söyleyebilirim. Tamamıyla diplomatik gene tekrardan bunu söylüyorum. Ama rakipler vardı. Biraz kafa karıştırıyor muydu? Karıştırıyor olabilir. Başkan, hoca, yönetim Artem Doğubek'i istiyor. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuz. Ve uçak bile hazır arkadaşlar. Artem Doğubek için uçak bile hazır. Bu gece... İnşallah <laughs> bu gece inşallah e, açıklanmasını ben de bekliyorum. Siz de bekliyorsunuz. Gece yarısı kesin bir video gelir. Açıklansın kap gerekirse aynı şeyleri konuşalım ama gece yarısı videom gelir arkadaşlar. Sıcağı sıcağına karşınıza gelmek istiyorum. Artem Dobek transferini gerçekten çok istiyorum. Hani 2 gün öncesinden %99 bitti mesajını almıştık. Aldım. Sizlerle de paylaştım düşüncelerimi ve Allah nasip ederse inşallah maçıp olmayız. Oyuncu da gelir, gollerini atar. Ben e, beğendiğim, inandığım bir oyuncu benim. Bir tarafta olarak konuşacağım Biz inansak ne olur, beğensek ne olur bu ayrı bir konu ama gerçekten önemli bir oyuncu. Artem Dolbek transferi şu an hani eli kulağında gibi gözüküyor. Yusuf Yazıcı'ya gelelim hemen. Yusuf Yazıcı çok önemli bir oyuncu. Abdülkadir Ömür'ün oynamak istemediği bir yerde hani oynamak istemiyorum dedi, sakatım dedi. Demek ki ileride de iki tane maçta kötü oynansa... Gene nereden bileceğiz yapmayacağını. Ne kadar özür deseler. Neyse aynı konuları açmak istemiyorum. Abdülkadir Ömür affedildi. Şu an kadroda maça gitti. Bu konulara girmeyeceğim tabii ki de. Ve e, Yusuf Yazıcı hamlesiyle beraber bence herkes ayağını denk alır. Bundan sonra Yusuf Yazıcı'nın gelmesiyle beraber iş başka yere doğru gider diye düşünüyorum. İnşallah Yusuf Yazıcı transferi de biterse 10 numarada, 8 numarada bize büyük katkı sağlayacak. Yusuf Yazıcı'nın önemli özelliklerinden bir tanesi... Skora çok ciddi katkıları olur. Kendisini çok geliştirdi. Bakın CSK'da da çok işler yaptı. Lille'de de şu an çok iyi işler yapıyor. Onun yerine bir transfer geldiği takdirde başkanlar birazcık dikkat yaptı sıcak yaklaştılar bize ama daha sonradan bir fikir e, değişikliği, bir karar değişikliği oldu. Performansı iyi oldukça oyuncunun başkan da adam dedi <laughs> herhalde biz ne yapıyoruz? Bu adamı niye kiralayacağız bir şeyini durup dururken diye düşünüyordur diye tahmin ediyorum ama Yusuf Yazıcı, yazıcı için de şunu söyleyebilirim. Hani tabii bu duyum konuşamıyorum. Bu tabii bu bir duyum. Ee, şunu söylemek istiyorum. Ee, gelmek istiyormuş ve ısrarcıymış gerçekten helal olsun. Bu duyum tabii ki de hani gerçek mi doğru mu bilemem ama aldım duyumda. Gelmek için her şeyi yapıyor Yusuf Yazıcı deniliyor. Yusuf Yazıcı gelmesi, Artem Dovbyk'in gelmesi, Masorras'ın gelmesi bize büyük bir yeme kazandıracak. Takımda kalite anlamında, e, rekabet anlamında üç kulüpte da. Gerçekten çok ciddi söz hakkı sahip olacağız arkadaşlar. Gene dönüyorum Masarus'a. Masarus'la alakalı da hiçbir şekilde problem kalmadı. Masarusunda hani çok ufak bir rakamlar konuşuluyordu en son. Hala o şekilde devam ediyor. Masarus transferi yani şu ana kadar nasıl bitmedi ben de hayret ediyorum. Hani ilk etapta Masarus gelecek. Yusuf Yazıcı ikinci plan e, ikinci alternatif gelecek. Üçüncü sırada Doğubek'i koyuyorlar. Aslında tam tersi gibi geliyor bana. Doğubek Yusuf Yazıcı ve Masarus üçlüsü bu şekilde sıralanması lazım bitim aşamasına göre diye düşünüyorum. Değerlendirmeler yapacağız. Oyuncuların bir gelmesini bekliyorum. Tabi bu 3 oyuncunun dışında kaleci artı alternatif 1-2 tane daha oyuncu geleceğini tahmin ediyoruz. Aldığımız duyum 4-5 tane transferle beraber Trabzonspor takımı bu işi noktalayacak. Şu anki en son bilgilerde Artem Doğubek'te tamamıyla Trabzonspor takımıyla görüşme halindeler. Birkaç tane daha yandan gelen takımlar oldu. O takımlar tamamen çıktı. Artık Trabzonspor takımı bu diplomasi midir nedir artık onu bir an önce çözerler diye ümit ediyorum. Benim aldığım bilgiler bu şekilde. Bazı e, gazetecilerin yorumlarına da bakıyorum. Para diyorlar ufak tefek detaylar kaldı. İk, 300 bin euro, 500 bin euro diyen var. 1 milyon euro fark kaldı diyen var. Ama ben para işinin 2 gün önceden tamamlandığını hani duyduk, öğrendik. Tabii e, doğruluk payı nedir ne değildir tabii ki de, hani biz de kulüp içerisinden öğrendik ama her an her şeyde değişebiliyor. Son dakikada farklı bir isteklerimi çıktı, bonuslar mı istendi, sorun bu mu oldu, diğer problemler çözüldü mü bunları bilemem. Ama Trabzonspor takımımız Allah nasip ederse bu gece iki tane uçağı da kaldırır. Ee, Yusuf Yazıcı yuvasına uçak özel uçak bekler tabii ki de o da ama Yusuf Yazıcı bir şekilde getiririz ama bu gece ben Doğu Bek ve Masaurus cephesinden bir e, güzel haber bekliyorum arkadaşlar. Ben de çok heyecanlıyım hatta o kadar heyecanlıyım ki ben de video çekmek istiyorum. Hiç video kapatmak istemiyorum. Sizlerle beraber olmadığı ilerleyen saatlerde bir de canlı yayın yaparız ve canlı yayın da değerlendiririz. Yarınki Ümraniye maçının havasına ben de giremedim. Yani önceden şu anda ben kadroyu vermiştim sizlere. Ee, aynı şekilde rakibi konuşmuştuk. Biraz rakibi nasıl oynadığından bahsetmiştik. Ama isterseniz biraz da bahsedebilirim. Direkt... Ee... Kadromuzda Vitor Hugo sakatlığı vardı biliyorsunuz. Skat spazmı idmana çıkmadı ama dün çıktı ve kadroya girdi. Savunma hattında ben Vitor Hugo, Batra, sen Eren. Orta sayı Abdullah Avcı'nın nasıl kuracağı çok önemli bu maçta gene. Dorukan Siopis önlerinde Bakasetas yapar mı? Bakasetas da iyileşti. Ama bana göre benim düşüncem Siopis, Dorukan ikilisinin yan yana olmadığını düşünüyorum. Marek oynatırımı oynatır mı? Bana göre ikinci yarı değerlendirecektir. Marek çok fazla maç kaçırdı. Direkt kafadan Marek de koyacağını düşünmüyorum. Orta sahada Dorukan, Bakasetas ikilisini yapıp önüne Enis Badri'yi gene atabilir. Sağ tarafa Canini, sol tarafa Trezeguet ileriye de Umut Bozu koyabilir. Umut Bozu oynatırsa ben şaşırmam. Çünkü şu an için hani Kuas alternatifi formsuz. Sağ tarafta Abdülkadir Ömür alternatifi gene formsuz. Tabi e, tabii Siopis, Dorukan önlerinde Bakasetas, sağda Abdülkadir Ömür yapar mı? Ama bence Abdülkadir Ömür'e oynamak istemiyorum diyen bir oyuncu evet kazanmak istesen de ben çat diye koyup da al kardeşim bu formayı diyeceğini düşünmüyorum Abdullah Avcı'nın. Kadro tercihi birazcık düşündürücü. Ee, Snowy ne çaldın oradan? <laughs> birazcık düşündürücü kadro tercihi. Bakalım arkadaşlar değerlendirmem bu şekilde. Gözüm kulağım benim de Artem'de. Ee, i̇nşallah Artem, Yusuf, Masaurus biz bu, bu videoyu çekerken açıklanmıştır. İnşallah saat 8'e e doğru geliyor. İnşallah açıklanmıştır. Güzel haberler alırız. Elimden geldiğince ben de sizlerle paylaşırım diyorum arkadaşlar videomun sonuna geldim. Kısa ve öz olsun. Heyecanlıyız. Sabır, e, sabır etmemiz lazım. Birazcık e, bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Belki yarın sabah kalır mı? Bence kalmaz. Bu gece kesinlikle ben Masoris ve Doğu e, Doğubek'in açıklanmasını bekliyorum. İnşallah bir problem çıkmaz. Son dakika pürüzleri çıkmaz. Biz bu iki oyuncu takımımızda görürüz inşallah. Videomun sonuna geldim. Videomun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem. Sizleri ayı seviyorum. Allah'a emanet olun.